Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Bu videoda sizlere Excel'in genel ayarlarını arkadaşlar, genel bir takım düzenlemelerinin nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar, dosya file menüsünde Excel 2010 üzerinde ve 2013 üzerinde arkadaşlar seçenekler komutunu, options komutunu göreceksiniz. Daraltmamız mümkün olursa şu şekilde. Arkadaşlar, bu seçenekleri formüllerin kullanımına yönelik özel şeyler. Yine yazılım denetimi ile ilgili bakın büyük harf, küçük harf ve diğer çok sayıda yazmaya yönelik seçenekler. Kaydetme en tipik şekliyle otomatik kurtarmayı 10 dakika yap vesaire gibi veya yine standart kayıt yeri olur ya. Hani şuraya kaydedilsin gibi düzenlenebilir arkadaşlar. Yine dil ayarlarını buradan yapabiliriz. Çok dilli yüklemelerde Excel'in arkadaşlar. Gelişmiş bölümümüz var. Ona bakalım. Mesela Enter'a basıldıktan sonra bir sonraki seçime geç. Aşağı gidiyor. Oysa sağ diye bunu değiştirebilirsiniz. Yine birçok bakın doldurma tutamağı bu aşağı çektiğimizde arkadaşlar kullandığımız şey. Excel'in kullanımına yönelik arkadaşlar farklı şeyler yapmak için kullanabiliriz. Mesela gelişmişte size gösterebileceğim özel liste düzenlemek. Ne bileyim hani ayları çekiyoruz ya. Oysa buradan isimleri de yazıp çekebilirsiniz. Yeni şeyleri ekleyebilirsiniz. Bir yerden alabilirsiniz bunu arkadaşlar. Onun dışında şöyle küçülteyim. En gelişmişi bunun İngilizcesi Advanced bölümü arkadaşlar. Burada çok çeşitli ayarları görebileceksiniz. Şerit özelleştirme bildiğiniz gibi şerit üzerindeki sekmeler ve yine o sekmelerin içerisinde bulunan komutları bölümleri düzenleyebilir, değiştirebilirsiniz. Kendinize özel yeni sekme açabilirsiniz. Burada Faruk sekmesi gibi buradan ekleyebilir, yeni grup ekleyebilir ve onlara da buradan istediğiniz araçları göndererek Excel'in şerit kısmını özelleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir yeni sekme vererek yeni sekmeye adını değiştirelim. Ekrana pek sığmadığı için arkadaşlar bu sıkıntılar oluyor. Faruk yeni araçlar diyelim. Evet. Şimdi şeyi kapattığımızda veya buraya gittiğimizde Faruk yeni araçları burada göreceğiz arkadaşlar. İçine de yeni alt gruplar yani şu bölümlerden bahsediyoruz. Peki ben buradan yeni alt grubunu ve içine de araçlar ekleyeyim arkadaşlar. Bir tane de araç ekleyeyim. Evet. Şimdi görelim bakalım bunu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Faruk yeni oldu. İçinde de bir aracın olduğunu görüyoruz. Tek tek bunları aynı burada olduğu gibi gruplar ve içindeki araçlar şeklinde ekleme yapabilirsiniz. Kaldığım yerden devam edeyim. Hatta onu kaldırayım arkadaşlar. Çünkü çok sayıda işimize yaramayacaktır. Şunu eklemiştim. Tekrar kaldırıyorum bunu arkadaşlar. Evet, onun dışında hızlı erişim araç çubuğu daha önceki videolarımızda vardı. En üstteki satır Excel'in arkadaşlar buraya yapılan ekleme ile ilgili eklentilerin eklenmesi buradan. Bu eklentiler arkadaşlar daha çok Excel'in hazır veya sizin bir Excel eklentisi olarak alıp yükleyebileceğiniz bileşenler, bu istatistik eklentileri vesaire var. Bunları buradan gitten eklememiz söz konusu arkadaşlar. Örneğin istatistik araçları ve solver vesaire çözücü araçları buradan ekleniyor. Güven merkezi de burada arkadaşlar. Güven merkezinde özellikle makrolara izin verme ile ilgili Security Center İngilizce adıyla arkadaşlar makrolara izin verilmesiyle ilgili ayarlar buradan yapabilirsiniz. Makrolara genelde bu şekildedir. Makroları çalıştırmaz Excel. Çalıştırmak zorunda da değiliz. Ancak kendi yazdığımız makro olabilir veya bildiğimiz bir dosyayı açtığımızda makro izin vermek gerekirse ve bunu sürekli yapmak gerekirse bunu buradan bu ayarı değiştirebilirsiniz arkadaşlar.
Arkadaşlar, Excel seçenekleri bu şekilde. Çoğu varsayım olarak tabii belli bir değere sahip, ancak biz gerektiğinde değiştirebiliyoruz. Şöyle baştaki seçenekleri daha hızlı geçmiştim. Onlara bakacak olursak, işte mini araç çubuğu, bu hani seçiyoruz, sağ tıklıyoruz, çıkıyor, o gösterilsin gibi. Standart yazı tipi bu olsun Excel ortamında gibi, genelde bu arkadaşlar. Bir kullanıcı vesaire var. Formüllerin bu otomatik tabii ki olacak. Bunu çok çok ender de olsa çok büyük tablolar için olabilir. Formüllerin otomatik hesaplanmasını devre dışı bırakacağız, elle yapacağız. Özel bir durum. Yine değişik gösterimler var. Hata denetimi ile ilgili arkadaşlar ayarlarımız var. Yazı denetimi biliyorsunuz işte hem otomatik düzelttiğinde ya bir şey yazıldığında onun otomatik tamamlanması gibi ayarlar arkadaşlar. Kaydete de biraz önce değindiğim gibi kaydetme ile ilgili yine önemli olabilir. Dosyanın otomatik kayıt süresi vesairesi buradan ayarlanır. Bir de arkadaşlar şu olabilir. Hani varsayım olarak ben bu şekilde kaydetmek istiyorum. Varsayım olarak bu şekilde kaydetmek istiyorum denebilir arkadaşlar. Excel için standart kaydetme şeklinde değiştirmek buradan yapılabilir. Evet arkadaşlar, bu videomuzda da Excel'in ayarlarının nasıl değiştirileceğini sizlere aktarmaya çalıştım. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere.